Bu şarkı burada bitmez. Pek çok şeyi taklit eden kötü bir taklitçi var karşımızda ve de diyor ki ben de eğer mağdur olursam Erdoğan'ın uğradığı bütün duraklara ben de uğrayabilirim. Hatta önce başbakan sonra cumhurbaşkanı olurum bile diyor Ekrem İmamoğlu. Ben öyle anlıyorum ki Ekrem İmamoğlu da dün gece, bütün gece bir dua etti ve Allah'ım dedi ve böyle bir karar verilsin ve bu kararın sonucunda da benim için bir yol açılsın dedi. Zaten bunun ipuçlarını veriyordu. Erdoğan'ın bütün kerameti, bütün meziyeti, mağduriyeti miydi? Bu İmamoğlu neden oyununu sadece mağduriyet üzerine kuruyor? Ortada siyasi yasak yok. Belediye başkanlığına devam ediyor. Seçimlere kadar siyasi yasak gelme ihtimali yok. Aday olmasının önünde hiçbir engel yok. Yok, yok, yok. Ne var? Boş beleş bir şov var. Yeni başladı. Yeni başladı. Yeni başladı. Yeni başladı. Evet. Ve öyle bir an gelecek ki Kemal Kılıçdaroğlu mecbur kalacak ve adayımız Ekrem İmamoğlu'dur diye diyecek diye yazıyordum. Şimdi iş bu noktaya doğru evrilmeye başladık. Videoya açık konuşarak girmek istiyorum. Altılı Masa İmamoğlu'nun ceza almasını istiyor. Evet, Altılı Masa heyecanla Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararının kesinleşmesini bekliyor. Ve kesinlikle ceza almasını istiyorlar. Seçimlere 7 ay kaldı. Ekremcilerin ve Altılı Masa'nın acelesi var. Hakimler acil İmamoğlu'nu bir sene içeri atmalı ki 2023 seçimlerinde muhalefet siyasi koz elde etsin. Matematik profesörü İmamoğlu ceza almasa bile onun üzerinden siyaset devşirmek iş yerine geliyor. Böylece İstanbul'a iz bırakacak eser yapmayan, adaylığı da Kılıçdaroğlu tarafından engellenen İmamoğlu'nu kullanarak 2023 seçimlerine damga vurmak istiyorlar. Peki İmamoğlu'na hangi olay üzerine dava açıldı? Duruşmada mütalasını sunan savcı, İmamoğlu'nun en üst sınırdan ceza verilmesini istedi. Ayrıca siyasi yasak talep edildi. Siyaset gündemine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerginlik damga vurdu. Soylu'nun sert eleştirisine İmamoğlu'ndan yanıt geldi. Ahbap davası biliyorsunuz. Bugün terörizmden yargılanan, aynı zamanda terörist olmaktan ceza alanları bu ülkenin selameti ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş o kadar bedava değil. Yazıklar olsun. Bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın. Ama çok tabii benim inmeyeceğim seviyede yine ben ona devlet adamlığını devlet adamlığı yapmaya davet ediyorum. Ama yeter, bıktım artık, davet edeydi, o da bir karşılık bulmadı. Davanın ayrıntılarına girmeden önce gelin gene ben size açık söyleyeyim. Bu dava siyasi ömrünü açgözlülüğü ve yaptığı büyük hatalar nedeniyle erken tamamlayan İmamoğlu'na can suyu veren son derece gereksiz ve zorlama bir dava. Bu davadan ceza aldığı takdirde altılı masadan çıkacak adayın 2023 seçimlerini çantada keklik olarak kazanacaklarını düşünüyorlar. Bu konuda şansları da yok değil. Gizli bir el devrede gibi garip şeyler oluyor. Birden bire mahkemenin hakimi falan değişiyor. Terörist olmaktan ceza alanları görevden aldığımızda Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. İBB Başkanı İmamoğlu, başkan seçildikten birkaç ay sonra Strasbourg'a gidiyor ve Avrupa Konseyi'nde HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmalarını da kapsayan şöyle bir konuşma yapıyordu. Birincisi, ben Strasbourg'da Türkiye'yi nasıl anlattığımı çok iyi biliyorum. Tamamı YouTube'da var. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Fransa'da düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde konuştu. Avrupa Yerel Yönetimler Özellikli Şartı'nın amaçlarını benimsiyoruz. Avrupa Yerel Yönetimler Özellikli Şartı'nın amaçlarını benimsiyoruz.
Birkaç gün sonra da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu açıklamaya sert tepki gösteriyordu. Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. İşte dava süreci de Süleyman Soylu'nun bu açıklamaya İmamoğlu'nun verdiği cevapla başladı. Seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın. Ama çok tabii benim inmeyeceğim seviyede yine ben ona devlet adamlığı yapmaya davet ediyorum. Ama yeter, bıktım artık, davet edeydi, o da bir karşılık bulmadı. İmamoğlu kağıt üzerinde Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak diyor gibi dursa da Süleyman Soylu'ya kendisine ahmak demesinden ötürü gönderme yaptığını hepimiz biliyoruz. Eğer İmamoğlu birileri tarafından bu davadan siyaset yasaklısı durumuna getirilirse, bu işten ne AK Parti'ye, ne Erdoğan'a, ne de Türk milletine hiçbir fayda çıkmaz. Başkan Erdoğan'ın şiir okumasıyla kıyaslıyor ki hiç alakası yok. Erdoğan'ın hikayesini İmamoğlu'na giydirmeye çalışanların ekmeğine yağ sürülmesine izin verilmemelidir. Sizi vatan hainleri... Bu ihanetin belgesi değil de nedir? Avrupa'nın yerel yönetim şartları var. Biz bunların olduğu gibi uygulanmasını, kabul edilmesini istiyoruz. Biz yerel yönetimler özellik şartını uygulanacağını söylüyorum. Gerçekten Kılıçdaroğlu iyi bir konuya değindi. Avrupa yerel yönetimler özellik şartı. Bunu uygulamaya koyacağız. Öz yönetimin, özelliğin inşası ve içinin doldurulması ve sürecin siyasi zeminde daha güçlü bir şekilde ilerletilmesi için çok yoğun tartışmalar yapacağız ve önemli kararlar alacağız. Bunların hepsini de hayata geçireceğiz. Avrupa yerel yönetimler özellik şartının amaçlarını benimsiyoruz. Avrupa yerel yönetimler özellik şartının amaçlarını benimsiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı dışarıdan desteklemesi için terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye özerk statü sözü verdiğini alenen görüyorsunuz. Alenen ilan ediyorlar. Sizi vatan hainleri, bu vatan size kalır mı? Sizi vatan hainleri, bu vatan size kalır mı? Can bedenden çıkmayınca bu vatan size kalır. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz. Milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.